Reklampedia izleyicileri, Astrolis'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Sevgili astroloğumuz Uygur Gür bize bu bölümümüzde aslanlar ve yükselen aslanlardan bahsedecek. Bu arada küçük bir not düşmek istiyorum. Komşumuzun sevgili köpeği Dolly de minik havlamalarıyla bize arada katılıyor. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bakın şu an siz duyuyor olabilirsiniz. Evet. Uygurcuğum söz sende, seni dinliyoruz. Evet, köpekleri seviyoruz. Öncelikle aynı şekilde. Hayvanlarımıza sahip çıkalım. Onları lütfen koruyalım. Evet, sevgili aslan ve bilhassa da yükselen aslanlar. Şimdi bu ay önemli bir ay. İki tane tutulma var. Biri güneş tutulması, biri ay tutulması. Zaten güneş tutulması sizin burcunuzda olacak. Aslan burcunda olacak. Merkür 3 tane burcu dolaşıyor. Demek ki çok aktif bir ay. Evet, hemen aslan burcunu o zaman anlatmaya başlayalım. Buyurun. Afiyet olsun. Şimdi sevgili aslanlar, 18 Şubat'a kadar Güneş Kova burcunda olacak. Merkür 7 Şubat itibariyle Kova burcuna geçiyor. Ocak ayının sonunda Kova burcunda bir yeni ay olmuştu. Dolayısıyla Kova burcundaki bu sinerji sizin tam karşıt burcunuz, aslanın tam karşıt burcu 7. ev. Demek oluyor ki bu ayın ilk yarısı odağınız ikili ilişkilerinizde. Belki evliliğinizde, belki iş ortaklığınızda, bir yerde çalışıyorsanız bir takım müşterileriniz var, o müşterilerinizde odağınız. Her türlü ikili ilişkide bir odak var. Şimdi Merkür Kova burcunda çok güçlüdür, yücelir. Size ikili ilişkilerde bir destek atıyor. Yani diyor ki sen ikili ilişkilerine ilgili bir takım kararlar almak istiyorsan bu konuda ben sana yardımcı olacağım diyor. Şimdi bu güzel, bu güzel bir enerji. Aynı zamanda bazı aslanlar için bu ay aslında bir takım yeni insanlarla tanışmayı, belki bir takım yeni ilişkilere başlayacaksınız. Belki evlilik için bir takım kararlar alacaksınız. Bu anlamda gayet verimli bir ay. Şimdi bakın sevgili aslanlar, 11 Şubat'ta Aslan Burcu'nda, yani sizin burcunuzda, sizin yükseleninizde bir dolunay olacak. Bu dolunayın özelliği aynı zamanda bu bir ay tutulması. Şimdi bu ne demektir? Demek ki siz kendinizle ilgili bir şeyleri duyurmak istiyorsunuz. Kendinizle ilgili bir şeyleri ön plana çıkarmak istiyorsunuz. Bazı kararlarınız var ve bunlardan bahsetmek istiyorsunuz ve bunlar gayet de dikkat çekici olacak. Bu kararlar ikili ilişkilerinizle ilgili de olabilir. Nedir? Belki ben evleneceğim. Hayır, ben boşanacağım. Ben yeni bir iş ortaklığına başlıyorum. Yeni bir iş kuruyorum. Hayır, ben iş ortaklığından ayrılıyorum. Şimdi bakın, ikili ilişkilerle ilgili sürümcemede olan bir konu var ki bu dolunayda bu sürümceme ortadan kalkacak. Ne zaman? Tabii ki hemen 11 Şubat'ta değil. Bu daha ziyade böyle Mart'a doğru olur. Çünkü tutulmaların etkisi hemen o gün kendini göstermiyor. Ama artık o sürece girdiğinizi gösteriyor. Gökyüzü buna bir müdahale ediyor. Aynı zamanda bu yükseleninizde olacağı için belki de dış görünüşünüzle ilgili bir değişiklik yapmak istiyorsunuz. Belki estetik bir ameliyat olacaksınız. Olabilir. Belki bunu duyuracaksınız. Böyle bir kararınız var. Böyle bir içsel motivasyonunuz var. 18 Şubat itibariyle Güneş Kova burcundan Balık burcuna geçiyor. Merkür ay sonu Balık burcunda olacak. Balık burcunda bir yeni ay var ve bir güneş tutulması var. Şimdi bu demek oluyor ki 18 Şubat itibariyle odağınız hep ortak kazanımlarda. Ortak paralar. İşte bankalar, eşinizle, ailenizle, iş ortağınızla olan ortak harcamalarınız, belki nafaka konuları, vergi borçları, belki bir tazminat, belki bir miras. Hani böyle bir para trafiğinde bir odağınız var. Para konularıyla ilgili gerçekten büyük hareketler var. Şimdi bu ne olabilir? Bu tutulmadan dolayı belki de bir ortaklığa karar vermişsinizdir ve belki gelirlerinizde bir artış olacaktır. Ya da boşanıyorsunuzdur, bir nafaka alacaksınızdır. Veya uzun zamandır peşinde olduğunuz toplu bir para vardır. Bu bir türlü gelmiyordur. Bu tutulmayla beraber bu toplu para gelir. Bu paraya kavuşursunuz. Bir mahkeme kazanabilirsiniz. Mahkemeden bir para gelebilir. Ya da bu kararınız bir yatırımla ilgilidir ve belki bu yatırım için ihtiyaç duyduğunuz parayı toparlarsınız. Bu çevrenizden gelen bir destektir. Ne bileyim, eşinizdendir, ailenizdendir. Bir ortaklaşa girişeceğiniz bir projeden gelecek bir destek. Ama bu paraya kavuşursunuz ve bu ticari atılımı yapabilirsiniz. Şimdi Şubat boyunca önce Mars sonra Venüs Koç burcuna giriyor. Bu da sizin 9. evinizde. Şimdi 9. evde bir Mars ve Venüs ne ifade ediyor? Şimdi öncelikle Mars Koç burcunda çok güçlü. Kendi yönetici gezegeni. Venüs o kadar güçlü değil. Hatta zararlı. Ama bu sinerji sizi nasıl etkiliyor? Şöyle etkiliyor. Bir kere içinizde bir seyahat enerjisi var sanki. Böyle bir yerlere gidesiniz var. Sanki böyle bir takım seyahat planları yapıyorsunuz. Bu işiniz için de olabilir. Ya da tamamen keyfi de olabilir.
keyif almak için güzel bir seyahate çıkmayı planlıyor olabilirsiniz. Bir takım eğitimler düşünüyorsunuzdur. Belki bu seyahatler eğitimlerle ilgili olabilir. Ya da genel olarak bir eğitim, yani iş eğitimi de olabilir ya da kişisel gelişimle ilgili bir eğitim olabilir. Böyle planlarınız var belki. Bunlarla uğraşıyorsunuz. Bir takım sözleşmeler var, ticari anlaşmalar var. Ticari anlaşmalar yurt dışı bağlantılı da olabilir. Çünkü 9. ev konuları yurt dışı ile ilgilidir. Belli bir mahkeme süreciniz varsa bu mahkeme sürecinize yoğunlaşmış olabilirsiniz ve artık bundan bir netice bekliyorsunuzdur ve bu süreçte gerçekten hızlanıyor bu ay. Yalnız şöyle bir şey var. Ay sonu Uranüs ve Mars bir kavuşum açısı yakalayacak. Yani Uranüs ile Mars kavuşuyor. Şimdi Mars Koç burcunda çok fevri, çok atak, çok agresif. Uranüs çok anilikleri temsil eden bir ağır gezegen. Şimdi bu ikisi bir araya gelince inanılmaz bir enerji ortaya çıkıyor. Bu da demek oluyor ki bir, uzak akrabalarınızla, uzakta yaşayan tanıdıklarınızla bunlarla lütfen kavga etmeyin, didişmeyin ay sonu. Bir takım böyle hani ticari anlaşmalarınız varsa, özellikle yurt dışı bağlantılı, bunlarda bir takım aksilikler olabilir. Siz vazgeçebilirsiniz. Tamam, ben seninle artık çalışmıyorum diyebilirsiniz. Sakin olun. Tabii bu karşı taraftan da gelebilir. Hani illa bu sizin tepkiniz olacak anlamında değil. Ama ay sonu bir sakin oluyorsunuz lütfen. O agresifliğe dikkat edin. Çok yükselmeyin. Çok fevri kararlar almayın sevgili aslanlar. Uygurcuğum, Şubat ayı aslanlar için büyük sürprizlere gebe. Kesinlikle. Evet. Ayın mottosu da sanırım aslanlar için de sakin olmak, dingin kalmak. Dingin kalmak. Bir de tamamı devamlılar var. İkili evet. ilişkilerde kararlar var. Bir takım atılımlar var. Finansal konularda da öyle. Bir takım destekler var. Farklı bir ay. Evet. Uygurcuğum çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, lütfen internet sitemize göz atmayı da unutmayınız. worldwideweb.reklampedia.com. Aynı şekilde YouTube kanalımıza da göz atınız ve lütfen üye olunuz Reklampedia. Aynı şekilde eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıda bulunan beğen tuşuna klikleyiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.